E hadi. Ya bir hafta ben bu merdivenlere incik antrenman yapsam olimpiyatlara katılır. En kötü bir bronz madalyalar dönerim ha. Yürü, yürü. Biraz yürü. Vücudun hareket etsin. Ya uzaktan bakınca böyle kahvede oturmuş elinde tesbih sallayan bir fil gibi görünüyorsun. Hadi burası. Buna bak. Nihayet mutlu sondayız. Oh. Yalnız ben kiracıyla çıkması için değil, kalması için konuşacağım. Ona ikna edeceğim yani. Çünkü senin buraya yerleşmen benim işime gelmiyor ki. Ben durup dururken niye ayağıma sıkıyorum neredeyse? Hadi, hadi Hiko. Zile bas. Hadi. Yanlış mı bastınız birader? Nergis. Ben ne söyleyebilirim ki? Şu adamın tipine bak ya. Hiç elleşmeyelim, bu kalsın burada, burada yaşasın Nergis. Hiç dışarı çıkmasın, dışarıdaki insanlara da bulaşmasın Nergis. Bu burada yaşasın, kalsın, arasına su ekmek verelim buna. Yok, bu girizgah olmaz buna. Başka bir şekilde yürümek lazım. Ne duruyorsun Hiko? Hadi bassana şu zile. Yanlış mı basmışsınız birader? Ya. Bak birader. Yarın sabah erkenden bu evi boşalt. Yoksa biz gelir seni camdan boşaltırız. İstenmediğin yerde durmayacaksın diye bir laf vardır. Hani hiç duydun mu bilmiyorum. Cinayete biz mola verdik ama sağlara geri döndürme bizi istersen ha canım. Ha güzelim benim. Bir saniye bekle. Bak şimdi bu bavulunu toplamaya gitti. Bu lavuklarla böyle konuşuyorsun. Hani hiç lütfen falan olmaz bunlarla. Aslan. Sen şunu şimdi bir baştan bir daha anlatsana Rodriguez. Rodriguez sana diyor. Buyurun Rodriguez Hanım. Buyurun. Özetle kiranızı yarı yarıya indirdik. Bu mutlu haberi vermek için de böyle ta ayağınıza kadar geldik beyefendi. Ben nasıl konuşacağımı buldum Nergis. Tamam, şimdi çözüyoruz o işi. Hadi artık. Yanlış mı basmıştınız birader? Yok, iyi günler, rahatsız ettik sizi. Yarın sabah evi boşaltabilir misiniz? Hanımefendi yerleşecek de eve ya. Biraz zor çıkarım buradan birader. İçeri girdim mi çıkamıyorum. Zaten hapisten yeni çıkmışım. Beni bu evden dışarı çıkartarak tekrardan hapise sokturmayın. O zaman polise gideceğiz mecburen, kusura bakmayın. Dilersen git. Bir de orta kahve söylersiniz. Ben 45 yaşındayım. Bu saatten sonra polisten korkacak göz var mı bende? Çok güzel, evet. Neyse. Ben bunların hepsini kaydettim. Şimdi polisle görüşürüz artık. Oh. 3 gün falan temizletirsin evi, ondan sonra da helleşirsin. Çok teşekkür ederim Hikocuğum. Teşekkürlük bir şey yok ki. Borçlu değilsin, alacaklı da olma.